Evet, hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimde cümle kurmayı anlatacağım. Bakın önemli bir konu. Lütfen iyi dinleyin. Evet, tekrar iyi dersler. Bu derste cümle kurmayı anlatacağım. A1'de anlatmıştım. Şimdi yine anlatacağım. Önemli bir konu. Şimdi A1 cümle kurmayla B1 cümle kurma arasındaki fark ne? A1'de bir fiil var. Çay içerim, parka giderim, araba alırım, kitap alırım. Bir fiil. B1'de iki fiil var. Araba almaya karar verdim. Parka gitmeyi düşünüyorum. Anlatabildim mi? Almak, karar vermek. Gitmek, düşünmek. B1'de iki fiil var. İki fiil nasıl bağlayacağız, ne yapacağız o ileride. B1 konusu o. Bir şimdi normal cümle kurmaktan bahsediyorum. Normal çekimleri verdik işte bakın artikel çekimleri. Ein Mann, einen Mann, einen Mann, eines Mannes. Bunları niye verdik? İleride cümle kuracağız. Cümle kurarken lazım olacak diye verdik. Bunların hepsini aynı anda kullanamayız. Bunları kullanacağımız fiile göre seçeceğiz. Bir cümlenin bir tane fiili olur. Bir fiilin de bir tane emri olur. Bir kelimenin de bir tane artikeli olur. Bunları buluşturacağız. Bakın buraya. Ekrana bakın. A2 cümle kurma. Cümle kurmak için bize artikel lazım. Hocam bu artikeller zor. Nasıl yapacağız? Basit. Sonu e ile biten kelimeli artikeli diyedir. Sonu er ile biten kelimeli artikel derdir. Fiilden isim yapılan kelimeli artikel das'tır. Bunu A1'de anlattık. Fiillerin emri lazım cümle kurmak için. Fiillerin emri. Fiillerin emri kolay. Amacadaki fiillerle çütedeki fiillerin emri %80 aynı. Seni görüyorum. Niye? Görmek fiili ihale alıyor. Almanca'da da, Türkçe'de de. Ahmet'e yardım ediyorum. Niye ben Ahmet'e dedim? Çünkü yardım etmek fiili e hale alıyor. Biz bunlara fiillerin emri diyoruz. Bu fiillerin emri olayı %80 aynı. Başka ne lazım cümle kurmak için? Artikel çekim tablosu. Onlar da bakın verdik. Bu artikel çekim tablosunu nerede kullanacağız biliyor musunuz? Mesela ekrana bakın. Mesela elmayı yiyorum diyeceğiz. Essen bir şey yemek akülatif alır. Elmanın artikeli der. Elmayı yiyorum diyeceğim. Bakın elmayı. Demek ki ihale yapmam lazım. Bana derin akülatif lazım. Onu nereden bakacağım işte? Bize o zaman bu artikel çekim tablosu lazım olacak. Derin akülatifini bulmak için. Hiçbir zaman nesne nominatif olamaz. Nesne mutlaka akülatif ya da datif olur. O da senin kullanacağın fiile göre değişiyor. Bize ne lazım? Derin akülatif lazım. İşte o zaman tabloya bakacağız. Tablo bize orada lazım olacak. Baktık. Derin akülatifi değin. O yüzden cümlemizi kurarken buraya değin yaptık. Ich esse değin affel. Niye akülatif yaptık? Essen akülatif aldığı için. Çünkü nesne fiile göre çekilir. Ben elma yiyorum cümlesi yanlış. Bakın grubumuzda Türkçe öğretmenimiz vardı. O ne demişti abi de hatırlayın. Hocam Ayşe çay içiyor cümlesi yanlış dedi. Çayı içiyor dememiz gerekir dedi. Bak Türkçe öğretmenimiz yardımcı oldu. Aynı şekilde bizim de elmayı yiyorum demek için ihale yapmam lazım. Niye? Yemek fiili ihale aldığı için. Öyle emrettiği için. Kral fiil kraldır. Cümlenin en önemli öğesidir. Nesneyi fiile göre çekeceğiz. Bir şeyi yemek akülatif alır. Elman artikeli derdir. Bize derin akülatif lazım. Bunları buluşturacağız. Nasıl buluşturacağız? İşte orada artikel çekim tablosu lazım olacak bize. Yani farz et bu bizim matematikte çarpım tablosu. Bölme işlemi yapıyoruz. Bize çarpım tablosu lazım oldu. Oraya bakıyoruz. Burada da artikel çekim tablosu farz et matematikte bizim çarpım tablomuz. Cümle kurarken de biz artikel çekim tablosuna bakarak cümle kuracağız. Bize orada lazım olacak. Olay bu. Var mı burada kadar sıkıntı? Daha önce anlatmıştım. Evet. Hatırlarsanız bunu abi anlatırken maşallah aferin. Arka arkaya bana soru sordunuz. Değil mi? Şimdi öğrendik. Daha iyi pekisin diye anlatıyorum. Yeni gelen arkadaşlar var mı sıkıntı? Evet. Ebru. Olayı anladınız mı? Ebru. Ay, anladım hocam, benlik bir sıkıntı yok. Fiilin emrine göre cümle kuracağız. Anlatabildim mi? Bak Türkçe düşün. Elmayı yiyorum dersin. Elmaya yiyorum olur mu?
Olmaz değil mi? Olmayacak. Heh. Niye? Çünkü yemek fiili ihale aldığı için. Bir fiilin bir tane emri olur. Zaten bir fiilin 10 tane emri olsaydı iş içine çıkamazdım. Onu da uygulayacağız. Nasıl uygulayacağız? İşte bu artike çekim tablosuna bakarak. Sema. Sema. Seba, Efendim hocam. burayı Efendim anladın hocam. mı? Cümle kurmayı anladın mı burayı? Evet hocam anladım. Basit yani. Fiilin emrine göre aynı olay Türkçe'de de var. Hatırlarsanız ilkokulda bize bu isim çekimlerini bize öğretmenimiz öğretti ilkokulda. Ev, evi, eve. Kapı, kapıyı, kapıya. Niye öğretti? İleride cümle kurarken lazım olacak diye. Aynı şekilde ilkokulda hocamız bize ben geliyorum, sen geliyorsun, onlar geliyorlar. Fiil çekimlerini verdi. Niye? İleride cümle kuracağız. Lazım olacak diye. Biz de işte Almanca'da yeni başlayan arkadaşlar aynı şekilde isim çekimlerini ve fiil çekimlerini verdik. Şimdi cümle kurarken bunu göstermeye çalışıyoruz. Var mı sorusu buraya kadar? Sorusu olan? Evet. Şimdi tabii ki artikeller zor, çekimler zor. Orada haklısınız. Kabul ediyorum. Ama kolay yönleri var. Hocam kolay yönleri ne? Bakın gördüğünüz gibi di ve das'ın akülatifi aynı. %60 daha çok iyi hale alan fiiller kullanacağız. Yani akülatif alan fiiller sayısı daha çok. Ve di ve das'ın akülatifi aynı olduğu için cümle kurarken daha çok di ve das artikelli kelimeler seç. Bakın büyük bir kolaylık bu. Elma bütün meyveler artikeli derdir. Bütün meyveler artikeli değildir, pardon. Bir tek elmanınki derdir. Elmayı seçersen değil yapmak zorunda kalırsın. Ama diğerlerin hepsi değildir. Diğerlerini seç. O zaman aynısını yazacağın için işi kolay olur. Kendini zora sokmazsın. İese di melone, iese di kirşe, iese di birne, iese di vassemelone. Bakın di aynısı. Niye? Bak tabloya bak. Di'nin akülatifi aynı. Kendini sıkıntıya sokma. Kesimeden git. Düz yoldan git. Niye uğraşıyorsun? Uğraşma. O zaman hocam ne yapacağım? Di ve das artikeli kelimeler seç. Mutlaka herhangi bir konuda cümle kuracağın zaman mutlaka di ve das artikeli kelimeler vardır. Bunu unutmayın. Tamam? Evet. Bakın burada örnekler var. Evet Aliya 1'i yap. Ne dersin Aliya 1? Aliya? Ich kaufe Aynısını söyleyeceksin. das Auto. Evet. Das'ın akülatifi aynı. Evet. Sema 2'yi yap. Sema. Bu akusatif mi, datif mi çok karışıyor. Hayır, aynısı. Karışacak bir şey yok. Türkçe düşün. Hayır hayır şey mesela kaufe de ne kullanmam lazım falan. Türkçe düşün. Türkçe bak. Akusatif mi, datif mi? Dersi iyi dinle. Bak fiillerin emri %80 aynı diyorum. Bak aynı bak. Bir şeyi alıyorum. Türkçe düşün. Arabayı alıyorum. Türkçe düşün. Ne olabilir o zaman? Arabayı alıyorum. Ne olabilir? Akusatif. Tamam. Ona göre yapacağız. Aynı. Fiillerin emri. Bak Almanca'daki fiillerle Türkçe'deki fiillerin emri aynı. Türkçe düşünerek de çeviri yapabilirsin. Tamam? Tamam. Evet Sema 2 yap. Sema. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Dersleri dinleyelim, kaçırmayalım. Bak ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Tamam. O zaman Ebru yapsın. Ebru 2 yap. Ebru. İhtringe değil, limonade diyeceğim Tamam, sanırım. devam edelim. Evet, gayet güzel. Hemen devam edelim. Elif Ceren, Elif. Ich esse das Brot. Evet, olay bu. Korkmayın şundan ya, bu Almancadan. Evet. Hemen devam edelim. Bu çekimlere devam edeceğim bir saniye. Sıfatlısına geçeceğim. Evet, sıfatlı. Sıfatlı belli artikel çekimi. Sıfat gelirse ne olacak? Bir şey olmuyor. Sadece artikel değişti ana itibaren sıfat en alır. Bunu unutmayın. Artikel değişti ana itibaren sıfat en alır. Evet. Bunu benden çok duyacaksınız. Hemen devam edelim. Nerede kaldım? Evet. Bir saniye bakayım. Evet. Hocam Ayten. peki bu alt T'de pardon hocam bu alt Evet. E niye gelmiş hocam? Yani sıfat olduğu için mi E geldi? Hani Şimdi artikel olmadan bu normatif ya. gramer kuralı. Eğer artikel değişmiyorsa E gelir. Değişirse en gelir. Gramer kuralı bu. Hayır, okay, tamam çok güzel anladım. Yani şunu öğrenmek için sordum. Hani normal bir sıfat E alır. artikel değişmeden önce E Evet. alır. Bu bir Normalde E kural değil mi alır. hocam? Evet. Normalde E alır. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum. Ya zaten bakın bunu ben çok söylemiştim. Ya E gelecek ya N gelecek. Abi de hatırlayın.
Bunu benden çok duyacaksınız demiştim. Bak aa, söylüyorum. E geldi, en gitti. E geldi, en gitti. Bunu benden çok duyacaksınız. Artık hocam söylemeyeceksiniz. E ben ne yapayım? Gramer kuralı. E hocam bu e'yi niye çok kullanıyorlar? İnce sesli bir harf olduğu için. Yani gözünü kapat, oraya e koy, doğrudur. Hiç Almanca bilmiyorsun. Sana D2 sordular. Gözünü kapat, oraya e koy. Cevap doğrudur. Çünkü başka harf kullanmıyorlar. Bütün konularda öyle. Bakın çoğul yaptık, en geldi, e geldi. Efendime söyleyeyim, fiil çekimleri yaptık, e geldi. Arbeit mesela, ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet, e geldi. Başka şeylerde e geldi. Hatırlayın. Niye? E ince sesli bir harf olduğu için e'yi çok kullanırlar. Bakın neden dahi söylüyorum. O yüzden korkmayın. Sizin tek dikkat edeceğiniz ne biliyor musunuz? Özne, fiil, nesne. Bundan taviz yok. Evet. Ayten Erdal okuyalım. Der Alteman. Der Alteman. Dein Altenman. Dein Altenman. Des Altenmannes. Evet, cümle kuralım. Yaşlı adamı görüyorum da. Ich sehe akkusativ. Ich sehe den Altenman. Yaşlı adama yardım ediyorum. Ich helfe dativ. Ich helfe dem Altenman. Evet. Artikel değiştiğinden itibaren sıfat en alır. Hemen devam edelim. Evet. Gamze Evin. Evet hocam. Evet. Okuyalım. Buyurun. Die schöne Frau. Die schöne Frau. Die schöne Frau. Der schöne Frau. Der schöne Frau. Güzel bayanı görüyorum. Ich sehe akkusativ. Die schöne, ay, izehe, özde, özde, izehe, die schöne Frau. Güzel bayana yardım ediyor. Ich helfe dativ. Ich helfe der schöne Frau. Evet, Melda, Melda. Evet hocam. Bak burada die rote Rose var, gördün mü? Kırmızı gül. Evet. Bunu yan tarafa bakarak çeker misin aynı şekilde? Yaparsın, sana güveniyorum. Die rote Rose. Evet. Die rote Rose. Der roten Rose. Evet. Der roten Rose. Evet, bravo, aferin. Gayet güzel. Bunun üzerine konuşma yaptıracağım. De ki, kırmızı gülü satın alıyorum. Ich kaufe akkusativ. Ich kaufe die rote Rose. Evet, gayet güzel. Dinin akkusativi aynı. Aferin. Hemen devam edelim. Gayet güzel. Aferin. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun, buyurun. Die ve das'ın akusatifinde artikel değişmediği için mi en gelmedi sıfatlarda? Aynen, az önce Halil hocam sordu ya. Artikel değişmiyorsa e, değişiyorsa en. Tamam? Tamam. Evet, sıfat gelirse gözünüz korkmasın. Değişen bir şey yok, sadece artikel değiştiğinden itibaren sıfat en alır. Evet, Halil hocam. Efendim hocam. Das kleine Kind hocam, çekelim buyurun. Das kleine Kind, das kleine Kind, dem kleinen Kind, das kleinen Kindes. Dikkat et, des kleinen Kindes, des. Des kleinen, pardon, des, das diye karıştırdım. Pardon hocam, des kleinen Kindes. Küçük çocuğu görüyorum, ich sehe akkusativ. Ich sehe das kleine Kind. Küçük çocuğa yardım ediyor, ich helfe dativ. Ich helfe dem kleinen Kind. Evet, gördüğünüz gibi bak, ich sehe deyince akkusativi okuyoruz. Ich helfe deyince datif okuyoruz. Niye? Bunları kullanacağımız fiile göre seçeceğiz. Çünkü bir fiilin bir tane emri olur. Ona göre seçeceğiz. Bakın bunlar önemli. Bunlar mesela sınavlarda bunları kullanıyorlar cümlelerde. Cümleyi anlayabilmek için senin bunları bilmen lazım. Ya da sen mektup yazacaksın. Yazma sınavlarında mail yazacaksın. Bunları kullanacaksın. Bunlar önemli. Yoksa cümleyi anlayamazsın. Evet. Oğuz hocam, Oğuz Bey. Evet hocam. Das gelbe regal, sarı kitaplık. Bunu yan tarafa bakarak çekin. Artikel das. Tamam. Das gelbe regal. Das gelbe regal. Dem gelben regal. Des gelben regal. Regals. Regals. Hani gene bize S'ye de S geliyor ya. Regales olmuyor. Regals. Kulağımıza danışacağız değil mi? Bunun üzerinden tamam, konuşalım öyle. Biraz. Sarı kitaplığı görüyorum. Ich sehe akkusativ. Ich sehe das gelbe regal. Evet, aynısı söyleyeceğiz. Aynı. Evet, gayet güzel. Evet, hemen devam edelim. Evet. Şükran. Evet hocam. Evet.
Devam edelim. Evet. Sen de şeyi oku. Die schöne Frau'yu çek bana. Die schöne Frau. Die schöne Frau. Die schöne Frau. Der schöne Frau. Der schöne Frau. Güzel bayanla parka gidiyorum diyeceksin. Senden biz edatlı yapacağız. Tamam mı? Yardımcı olacağım. İle demek neydi? Mit. A1 konu hatırlayın. Mit ne alıyor? Datif. Evet. O zaman datif bölümünü okuyacağız. Önce zor olan kısmı yapalım. Önce ben sonra sen. Mit der schönen Frau. Söyle. Mit der schönen Frau. Bir daha. Mit der schönen Frau. Mit der schönen Frau. Bakın mit datif alır. O yüzden D bölümünü okuduk. Nasıl ki fiillerin emri varsa edatların da emri vardı. Hatırlayın. O yüzden mit bölümünü okudu arkadaşım. Mit olduğu için datif bölümünü okudu. Şimdi söyle. Zor olan kısmında yardımcı oldum. Güzel bayanla parka gidiyorum de. Al bakalım. Ich gehe mit der schönen. Tamam pardon. Ha, mit, mit'i kullan bak. Ben sana öğrettiğim gibi yap bak. Mit. Mit der schönen Frau. İle. Tamam. Ich gehe zu Park. Evet. Mit der schönen Frau. Evet bravo. Daha güzel. Aferin. Daha hızlı söyle. Bak işimiz bitmiyor. Daha hızlı söyle. Ich gehe zu Park mit der schönen Frau. Evet gayet güzel. Evet aferin. Evet. Evet Oğuz hocam. Hocam efendim. Burada nah dememiz gerekmez miydi bir yere yönelme olduğu zaman? Onu sadece ülke ve şehirde kullanıyoruz. Ülke ve şehirde kullanıyoruz onu. Nah olmaz. İhfare nah adana, ihfare nah konu edersin. Onu sadece ülke ve şehirde. Onu anlatacağım yine bak. Bir alttaki konumuz edatta bak gördün mü? Mesela senin bu sorduğun soru benim diğer önce niye sormuyor? Beni duyuyorlar. Bunu öğretene kadar bak ne kadar mücadele verdik. Çünkü öğrendiler. Biz de öğreneceğiz tamam mı? Bak baştan bir daha aldım bak görüyor musun? Edatlar bak. Bak aşağıda var bak. Bak Aus. Anlatacağım bir daha. Tamam mı? Biraz bekleyin. Hemen konum o zaten tamam mı? Evet. Ne demiştim? Bir saniye. Ich gehe zum Park mit der schönen Frau. Daha hızlı söyle. Melda daha hızlı söyle. Melda. Bu aynı cümle. Melda. Abi, duyuyor musunuz şimdi? Buyurun. Ich gehe zum Park der schönen Frau. Mit ile. Mit der. Evet, mit der. Bir daha. Ich gehe zum Park mit der schönen Frau. Evet, aferin. Evet. Evet, hemen Çiğdem hoş geldin. Çiğdem. Ya. Çiğdem sesini açman lazım. Çiğdem. Bir arkadaş var da. Hoş bulduk hocam. Ama sesin kapalı. Çiğdem, yeni bir arkadaş geldi. Ben geliyor mu hocam? Ama sesi kapalı. Sesin duyuyorum. Hoş geldin. Hayır açtım. Tamam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Yeni geldin sanırım. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeni de sayılırım. Tamam. Dersten sonra Müslüm'ün eşiyim hocam. Efendim? Müslüm'ün eşiyim. Tamam hoş geldiniz. Tamam. Tamam hoş bulduk. Geldiniz. Yardımcı hocam merak etmeyin. Bana mail adresinizi verin. Ben şey yapacağım. Notları göndereceğim. Tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz. Tamam. Evet. Evet. Müslüm Bey. Efendim hocam. Evet. Buyurun çekelim. Das kleine Kind. Das kleine Kind. Das kleine Kind. Der kleine Kind. Des kleine Kindes. Evet. Sen söyle. Küçük çocuğu görüyorum. Ich sehe akkusativ. Ich sehe das kleine Kind. Küçük çocuğu tanıyorum. Ich kenne akkusativ. Ich kenne akustatif mi sormuştu değil mi hocam? Evet, bir şey, evet aynen. Ich kenne das kleine Kind. Evet, küçük çocuğu yıkıyorum de. Değişik bir fiil olsun. Yıkamak, bir kimseyi yıkamak. Çocuklar yıkanır. Evet, ich wasche akustatif. Ich wasche das kleine Kind. Bak gördünüz mü? Fiillerin emri aynı. Aynı Türkçe. Yani dediniz ya, hocam neye göre karar vereceğiz? Türkçe'ye göre karar vereceksin. Çünkü Almanca kolay. Fiillerin emri aynı. %80 aynı. Farklılıklar var. Onlar mesela 60'tır farklı olanları. Onlara gelince de dikkat edeceğiz. Evet.
Cümle kurmayı tekrar ettik. İyi oldu. Var mı burada sıkıntı? Evet. Şimdi gelelim edatlara. Edatları anlattım, yine anlatacağım. Bakın iyi dinleyin, önemli. Şimdi anladık ki bunları, çekimleri öğrendik. Çekimleri biz neye göre kullanacağız? Senin seçeceğin fiile göre bunları kullanacağız. İşte cümle kurduk. İşte küçük çocuğu görüyorum. İzehe akuzatif. İzehe das kleine kind. Çocuğa yardım ediyorum. İhelfe datif. Siz ne yaptınız? İhelfe deyim kleine kind. Buraya kadar sıkıntı yok. Peki nesne almayan fiillerde ne yapacağız? Gelmek, gitmek. İşte orada edat kullanacağız. Bak buraya. Edatlara geçtim. Bak buradalar, bak kırmızı kırmızı yapmışım. Bak gehen, fahren, fliegen, kommen, bleiben. Bunlar geçişsiz fiiller. Bakın çoğumuz üniversite mezunuyuz. Bunları biliyoruz, geçişsiz fiilleri. Bunlar zayıf fiiller. Bunlar gariban fiiller. Bunlara destek olacağız. Nasıl destek olacağız? Fiillerin en büyük yardımcısı edatlardır. Edatlarla yardımcı olacağız. Hocam biz niye edat kullanıyoruz bu fiillerde? Çünkü edatların da emri var. Az önce yaptık ya, mit, der, frau, bayanla parka gidin derken, arkadaşım dikkat et, bak mit datif alır. Datif bölümünü oku dedim. Niye? Mit datif aldığı için. Nasıl ki helfen de datif yapıyorsan, ich helfe dir, sana yardım ediyorum. Ich helfe der frau, bayana yardım ediyorum. Aynı şekilde bakın, datif alan edatları kullandığın zaman da datif yapacaksın. Aynı şekilde mitte de datif yapacaksın. Edatların da emri var. Bunu unutmayın. Demek ki nesne almayan fiillerde edat kullanacağız. Almancan yarım kalır. Edatlar önemli bir konu. Fiillerden sonra en önemli konu edatlardır. A2'nin ağırlık konusu edatlardır. Edatları tek tek hepsini inceleyeceğiz. Datif alanları A1'den atmıştım. Baştan bir daha alacağım. Ondan sonra yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Evet, demek ki bak, gehen, bir şeye gitmek olmuyor. Nesne almayan bir fiil, geçişsiz fiil. Fahren, fliegen, kommen, bir şeye gelmek olmuyor. Edat lazım, edat. Bak sıkıntı yaşarsın, edatlar önemli. Bleiben, kalmak, bir şeye kalmak olmuyor. Tamam da ben mutlaka birinin yanında kalacağım, bir yerde kalacağım. O zaman ne yapacağım? Orada işte edat kullanacağız. Arkadaşı sordu ki, dedi ki hocam niye kursa, parka gidiyorum derken daha kullanmadık? Buraya aladık. Tamam. Gehen, fahren, fliegen, kommen, bleiben'da edat kullanacağız. Peki hocam nasıl kullanacağız? Edattan sonra gelen kelimeye göre değişiyor. Senin kullanacağın edat. Bak iyi dinle buraya. Edatlar önce gelir. Edatlardan sonra isim gelir. Mit Ayşe, Mit Ali mesela. Nah Adana, Nah Deutschland mesela. Edattan sonra gelecek olan kelimeye göre değişiyor. Gideceğin yere göre değişiyor. Parka mı gidiyorsun? O zaman su ya da in. Nahı sadece ülke ve şehre giderken kullanacaksın. Bak burada var bak. Bakın buraya. Bak nahın anlamı E-A-Y-Y-A. Den sonra anlamı da var. Sınavlarda genellikle bu sonra anlamıyla ilgili sorular soruyorlar. Mesela yazma sınavında soruyorlar. İşte parti yapıyorum. Bir de modal fiili soruyorlar. Was können Sie nach der Party machen? Partiden sonra ne yaparsın? Bak 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 sorudaki sıkıntılara bak. Bir, modal fiil. İki, mahın. Üç, nah. Nahın anlamı den sonra. Den sonra anlamıyla ilgili çok soru geliyor. Bunu unutmayın. Bak kırmızı yazmışım oraya. Bundan karşında soru çıkacak. Bunu unutmayın. Den sonra. Partiden sonra ne yapabilirsin? Bir de mahını kullanmış. Mahın tehlikeli. Niye? Bütün fiillerin atası. Mahınla ilgili soru geldiğinde mahını kullanmayın. İşte partiden sonra ne yaparsın? Öğrenci İhmah ile başlıyor cümleye. Olmaz. Mahını bir daha kullanma. Ben müzik dinlerim dersin. Ben müzik dinleme yaparım. Olmaz. Değil mi? Ben kitap okurum dersin. Ben kitap okuma yaparım. Olmaz. Hocam ders yaparım desek olmaz mı? Yine mahıyı kullandım. Ders yaparım. Ödev yaparım. Orada kullan. Ama lazım olmadığı müddetçe kullanma. Mahını kullanırsan ya ödev yaparsın ya piknik yaparsın. Ha bir de spor yaparsın. Aynen. Onun dışında kullanamazsın. Sıkıntı yaratıyor öğrenci. Mesela dans yapmak tanzın. İçinde zaten yapmak var. Ayrıca mahını kullanma. Öğrenci ne diyor? İhmâhe tanzen diyor. Hayır, zaten içinde yapmak var. Sadece ihtanze diyeceksin. İhtanze mit Ayşe nokta. Ya da ayın kafın alışveriş yaparım. Tamam mı? Yapmak içinde var. Zaten içinde var. Ayrıca mahını kullanma. İhmâhe ayın kafın olmaz. İhkâfı ayın diyeceksin. Mahın tehlikeli olduğu için hep o mahınla ilgili soru soruyorlar. Bak. Nahın sonra anlamı var.
sonra anlamını unutma. Bak bundan soru gelecek. Karşına çıkacak. Çok gördüm. Çok rastladım. Çok uyardım. Bak kıyıda köşede olan şeyler soruyorlar. Tehlikeli olan şeyler soruyorlar. Tuzak kurmak için. Öğrenci tuzağa düşsün diye. O zaman nasıl erecekler? Herkese kolay sorarlarsa. Değil mi? Bunları unutmayın. Bak. Datif alanlarda nahın anlamı E-A-Y-Y-A. Su'nun anlamı da E-A-Y-Y-A. Bunların anlamları aynı. Nasıl ayet edeceğiz? Çok basit. Ülke ve şehre giderken nah. Onun dışında nereye gidersen git su. Tekrar söylüyorum. Hocam parka giderken niye nahı kullanmadık? Bak yardımcı oluyorum. Ülke ve şehre giderken nah. Onun dışında nereye gidersen git su. Suyu kullandığın yerde ini kullanabilirsin. Yani İHE in park da olur. İHE sum park da olur. Ama nah olmaz. Çünkü gittiğin yer ülke ve şehir değil. Nahı sadece ve sadece ülke ve şehirde kullanırsın. Suyu kullandığın yerde ini kullanabilirsin. Ama bak burada ne var bak. Bir kişiye giderken su kullanılır. İHE sum aynar tante. İHE sum aynam onkel. Yani su Ayşe, su Fatma olur. İn Ayşe, in Fatma olmaz. Eğer bir kişiye gidiyorsan orada ini kullanamazsın ne yazık ki. Orada da suyu kullanacağız. Bunların anlamları aynı olduğu için biz bunları kullanım özelliğine göre ayet edeceğiz. Bunları çalışın. Evet, anlaşıldı mı? Yeni gelen arkadaşlar. Ebru. Var mı sıkıntı? Evet hocam. Hayır tamam. Yok, teşekkür. Bak bunlar A1 konuları. Baştan bir daha aldım sizin için. Evet. Bir de Aus'ta fon var. Aus dendan, fon dendan. Hocam biz bunları nasıl ayet edeceğiz? Bakın ben bunları Almanca'dan Almanca gramer kitabına çevirdim. Bir memleketten geliyorsan, memleket söylüyorsan Aus, ich komme aus Hatay. Kapalı bir yerden geliyorsan Aus, kapalı yer dediğin ne? Çatısı olan yerler. Okul, hastane, manav, kasap mesela. Bu şekilde ayet etmişler. Bunları ben kafamdan uydurmuyorum. Açık bir yerden geliyorsan fon, bir kişiden geliyorsan fon, memleket dışından bir yerden geliyorsan yine fon. Bunları unutmayın. Bunlar çalışacağız. Demek ki ne yapacağız? Şu fiilleri gördüğünüz zaman edat kullanacağız. Nasıl kullanacağız? İşte şu kullanım özelliklerine çalışarak. Bunlara dikkat edin. Bunları A1'den atmıştım. Evet. Var mı buraya kadar sıkıntı? Bu nahın sonra anlamı var. Bak sonra anlamı. Onu unutmayın. Bak bunda da soru geliyor. Bunu soruyorlar. Allah'ın emri soruyorlar. Bak dikkat edin. Bak. Bak. Nah den sonra anlamında kullanılır. Bunu unutmayın. Bak bunu karşınıza çıkacak bu. Bunu soracaklar. Bak den sonra. İhtirik etiği nah değmezsin. Yemekten sonra çay içerim. Yemekten sonra ödev yaparım. Evet biraz konuşalım. Biraz pratik yapalım. Evet. Gamze evin. Gamze. Evet hocam. Yemekten sonra ne yaparsın? Nah değmezsini kullanacaksın. Basmağı hızlı nah değmezsin. Ich trinke tee nach dem Essen. Kahve içerim de. Ich trinke Kaffee nach dem Essen. Evet, aferin. Evet, Melda. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hocam niye dem dedik? Tamam da ya yapma. Nah datif alır. Bak konumuz ne? Bak datif alır edatlar. Nah datif alır. Bak ben ne anlatıyorum? Nah fiili edatların demiri tamam, bak. Tamam hocam. Bak az önce anlattım. Tamam, nasıl ki? Ich helfe dar Frau derken datif yapıyorsan nahta da datif yapacaksın. Bak. Datif alan edatlar nah datif alır. Edatların demiri var o yüzden. Az önce söyledim bak dikkat edin dersi iyi dinleyin. Nahtan dolayı. Edatların demiri var çünkü. Evet Melda yemekten sonra ne yaparsın? Ich schlafe nach dem Essen. Evet olabilir aferin. Evet. Evet devam edelim. Oğuz Bey. Evet hocam. Was machen Sie nach dem Essen? Ich schlafe nach dem Essen. Evet, başka söyle mesela. Ich lese Buch. Evet. Ich lese Buch nach dem Essen. Bakın burada machen'ı kullanmadık. Niye? Gerek yok çünkü. Machen bir tuzak. O yüzden dikkat edin. Machen'la soru geldiği zaman machen'ı kullanmayın lazım olmadı müddetçe. Şükran. Evet hocam. Was machen Sie nach dem Essen? Ich höre Musik nach dem Essen. Evet Sema. Sesim geliyor mu Sema? Evet. Tamam. Çiğdem.
Çiğdem. Çiğdem. Efendim hocam. Şu örnekleri okur musun? Ich trinke Tee nach dem Essen. Tabii. Ich trinke Tee nach dem Essen. Ich mache Aufgabe nach dem Essen. Deyim Essen. Evet, çok güzel. Sen de bir örnek ver. Mesela yemekten sonra ne yaparsın? Mesela gezelim de, yürüyüş yaparım de. Ben spor yapıyorum genelde. Ich mache Sport. Ich mache Sport nach dem Essen. Evet, aferin. Spor almak evet. Tamam. Aferin. Evet, devam edelim. Evet. Halil hocam. Halil hocam, Halil Bey. Ne hocam? Hocam ne yaparsın yemekten sonra? Was machen Sie nach dem Essen? Evet, gayet güzel. Evet. İyi ki eş passieren. Evet. Biraz daha konuşalım. Alia. Alia. Ya, ya. Ne yaparsın yemekten sonra? Ich mache Hausaufgaben nach dem Essen. Evet. Aferin. Evet. Devam edelim. Ayten Erdal. Ich sehe fern nach dem Essen. Evet, olağan açılmışsın. Nahı unutmayın. Nahın sonra anlamı da var. O karşınıza çıkacak. Sınavlarda çok soruyorlar. Unutmayın. Ondan sonra mahını kullanmayın lazım olmadığı müddetçe. Bak bunlar tuzak. Beni dinlemezseniz bu tuzaklara düşersiniz. Puan kaybedersiniz. Girdiğiniz bütün sınavlarda bunlar karşınıza çıkacak. Bak dikkat edin. Evet. Miti biliyorsunuz ile demek. Mit'in tek anlamı var ile. Başka ile anlamında edat yok. Bunu sadece bu şekilde bileceğiz. Anlamını bilmemiz yeterli. Evet, biraz konuşalım. Melda. Evet hocam. Mesela Mit Bey'im kiminle sinemaya gidiyorsun? Mit Bey'im gehen Sie ins Kino? Ich gehe ins Kino mit Ayşe. Womit neyle demek? Peki sinemaya neyle gidiyorsun? Mesela Mit Auto diyebilirsin. Womit fahren Sie ins Kino? Ich gehe ins Kino mit Auto. Evet, gayet güzel. Mit dem Auto. Evet, aferin. Elif Ceren, Elif. Evet hocam. Bir örnekleri bir okur musun şu Zeit Wann'la ilgili olanları? Zeit Wann lernen die Deutsch. Ich lerne Deutsch seit zwei Monaten. Okuma kuralları biz bakalım. E'yi A'yı okuyacağız. V'yi F'yi okuyacağız. Tamam mı? Elif. Hızlı okudum galiba. Evet. Acele etmeyin. Zaten amaca acile gelmez. Benden iyi amaca bilsen bile. Acele edersen hata yaparsın. Çünkü ayrıntı çok. Hızlı okuyacağım. Acele etmeyeceğiz. Yani kontrolsüz hızsız değildir. Emir adımlarla. Biliyorsun kurbağa şey kaplumbağa ile tavşan yarışmasında kaplumbağa kazandı. Niye? Yavaş gittiği için. Tamam mı? Unutmayın. Tamamdır. Evet. Evet. Sıfatlı belli sertifika çekimleri var. Evet. Zeit Wann ne zamandan beri? Bunda çok sorular. Zeit Wann'la ilgili soru. Bunu unutmayın. Biliyorsunuz Zeit Wann'la ilgili soru geldiği zaman Zeit'i kullanacağız. Zeit Wann lernen Sie Deutsch. Evet. Evet. Ich lerne Deutsch. Zeit mesela drei Monaten. A1'de drei Monaten diyeceğiz. A2'de fünf Monaten diyeceğiz. En az sınavlarda. A2 sınavına girecek olan varsa beş diyeceksin. Tamam. Mesela. Zeit Wann'la ilgili çok soru soruyorlar. Zeit Wann'la ilgili soru geldiği zaman Zeit'i kullanacaksın. Bak Zeit, Edat, den beri anlamında. Edat'la soru sorulursa Edat'ı kullanacaktık. Unutmayın bunu. Tamam. Sadece Wann derse, gün verirsen an, işte saat verirsen Ama Zeit Wann derse o Zeit'i kendisini kullanacağız. Çünkü Zeit ayrı bir Edat'tır. Zorunlu. Türkçe düşün. Ne zamandan beri kitap okuyorsun? İki saatten beri kitap okuyorum. Bak Türkçe'de de yine beri'yi kullandın. Niye kullandın? Hocam onunla ilgili soru sordular. Mecbur kaldım. Aynı mantık Almanca'da da var. Zeit Wann'la ilgili soru gelirse Zeit'i kullanacağız. Unutmayın. Almanca'nın mantığı neydi A1'de? Edat'la soru gelirse aynı adatı kullanacağız.
aynı fiili kullanacağız. Bunları unutmayalım. Evet, hemen devam edelim. Hocam, efendim. Bu monaten niye ne eki almış onu görecek miyiz? Evet, göreceğiz. O çoğullarda. Çoğullarda gramer kuralı çoğulların datifinde zayıf datif aldığı için buraya ne getireceğiz? O aşağılarda var. 50. sayfalarda. Çoğul datiflerde tamam. Kelimeye ne getiriyoruz? Önemli o. Onunla ilgili çok soru geliyor. Haklısın. Bununla ilgili çok soru gelir. Çoğulların datif çekiminden. Evet, hemen devam edelim. Bu sefer de sıfatlı belirsiz artikel çekimi. Evet. Alya. Ayn Alterman. Oku bakalım. Ayn Alterman. Aynen Alterman. Aynen Alterman. Aynes Altermanes. Peki. Bir yaşlı adamı görüyorum. İhzehe akuzatif. İhzehe aynen Alterman. Bir yaşlı adama yardım ediyorum. İhelfe datif. İhelfe aynen Alterman. Şimdi diyeceksin ki hocam niye hep aynı örnekleri verdiniz? Çekimlerin aynı olduğunu göresiniz diye verdim. Bak. Yan tarafta belirli artikel çekimi var. Bak. Yan tarafta. Belirli olduğu zaman nasıl olmuş? Belirsiz olunca nasıl olmuş? Belirli de artikel belli. Değer olduğu. Ama belirsiz de belli değil. O belirsiz olduğu için artikeli göstermek için bakın ein Alterman'da er gelmiş. Hocam o er ne? Artikel eki. Bak artikel. Bak. Artikel eklerini görüyor musunuz? Derde er, dide e, daste es. Adı üstünde belirsiz artikel çekimi. Belirsiz. Belli. Artikel belli değil. Onun için ein Alterman derken eri getirdik. Altere. Ya da aynı şöyle Frau derken e'yi getirdik. Ya da ein Kleineskind ein Kleineskind derken oraya es geldi. Nereden geldi hocam o es? Aşağıya bak. Aslında artikel eki es olduğu için. Niye hocam bu ekleri getiriyoruz? Çünkü artikel belli değil ki. Bak bakalım burada derdi das var mı? Yok. O yüzden aynı Kleineskind derken das'ın esini getirdik oraya. O yüzden bu es buraya geldi. Tamam? Diğerleri aynı. Mesela bak. Bir yukarıya bakın. Az önce belirli çekti. Şimdi belirsiz çekiyor sıfatlı. Sadece nominatifleri farklı. Diğerleri aynı bak. Aynen Altınman, deyin Altınman. Aynı bak en gelmiş. Bir tek nominatifleri farklı. Nominatifte zaten fazla kullanmayacaksın. Çünkü biliyorsun nesne mutlaka akuzatife ya datif olmak zorunda. Nominatif sadece özne olduğu zaman kullanırsın. İşte yaşlı adam geliyor. Yaşlı adam işte parka gidiyor. Yaşlı adam çay içiyor. Yaşlı adam çorba içiyor dersen orada özne olur. O zaman nominatif yaparsın. Biliyorsun özneler nominatif olur. Nominatifleri farklı sadece. Ama akuzatif ve datifler aynı bak. Bak aynen Altenman, deyin Altından. Datifi de deyim Altenman. Bu sefer de burada da aynen Altenman. Aynı yani. Bir tek nominatifler farklı. Nominatifte belirsizde er geldi sıfata. Çünkü artikeli göstermek için. Olay bu. Evet, ara vereceğiz biraz sonra. Diğer ders kitabımızdan devam edeceğiz. Yeni kitaba geçeceğiz. Yeni konumuza geçeceğiz. Onları göndermiştim size. Bu şekilde devam edeceğiz. Bol bol konuşacağız. Evet. Arkadaşlar fiil önemlidir. Bakın fiilin emrine göre cümle kuruyoruz. Bunları hazır bildiğimiz zaman biz bunları neye göre seçeceğiz? Fiile göre. Bunlardan birer tane şablon olarak ezberleyin. Bunların kurallarını ezberleyemezsin. Aklınıza kalmaz. Örnek şunu ezberleyin. Lazım olduğu zaman buna göre bakarak yaparsın. Almancanın olmazsa olmazı şablon tekniği. Şablon tekniği ne? Bir tane örnek ezberle. Kuracağın cümleyi ona bakarak yap. Bunu uygulaman lazım. Yoksa sıkıntı yaşarsın. Şablon tekniği. Bunu özellikle şiddetle istiyorum yani. Bir de roman. İleriki sayfalarda mutlaka roman okuyun. Şablon tekniği ve romanı özellikle istiyorum. Yoksa işi içinde çıkamazsınız. Zorlanırsınız. Şablon tekniği mutlaka uygulan. Şuna örnek olarak ezberleyin bunu. Lazım olduğu zaman diğerlerine ona göre yaparsın. Yoksa er geldi, ne geldi, e geldi, m geldi, s geldi akla tutamazsın. Mutlaka şablon tekniği. Yoksa sıkıntı yaşarsın. Şablon tekniği uygularsan hata yapmadan yazarsın. Zaman kazanırsın. Tamam? Evet, ara vereceğiz. Ondan sonra diğer ders kitabımızdan diyeceğiz. Şirk de kitabımızdan. Evet. Bunlara dikkat edelim. Bunlar önemli. Evet. Guten Tag, guten Tag, hallo, wie geht's? Guten Tag, guten Tag, hallo, wie geht's? Danke, prima gut, danke, prima gut, danke, prima gut.